Merhaba arkadaşlar, Bitrader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Trend FX'in katkılarıyla kanalımıza abone olup açıklama kısmındaki linke tıklayarak Trend FX'e üye olup 100 dolar ve üstü fonlama yapan yatırımcılar arasında yapılacak olan çekiliş ile iki şanslı abonemize çeyrek altın verilecektir. Ayrıca kayıt yaptırmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olarak günlük alım satım seviyelerinden haberdar olarak kazançlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar TL paritesinde inanılmaz olaylar oldu arkadaşlar. Dolar kuruna bakmadan önce e, geçtiğimiz haftaya bakalım hemen. E, geçen hafta arkadaşlar Merkez Bankası'nın sürpriz faiz arttırışı kararı etkili olmuştu Dolar kuruna ve e, 7.28 seviyelerine kadar gerilemişti kararda. E, burada özellikle almak isteyenlere hemen alım yapmamalarını söylemiştim. Geri çekilmelerin devamını e, gelmesini beklediğimi söylemiştim. Dolar kuru zaten Cuma günü. 7.36-7.19 seviyesi arasında işlem gördü arkadaşlar. Diğer yandan gelelim piyasaların en çok etkilendiği, şaşırdığı karara. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı arkadaşlar bir gecede. 2020 yılı Kasım ayından bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdüren Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı kararnama ile görevden alınarak yerine e, Profesör Doktor Şav Kavcıoğlu atanmış durumda. E, Merkez Bankası'nda yaşanan bu görev değişikliği piyasaların kapalı olduğu saatlere denk geldiğinden atama kararının arkadaşlar piyasalarda etkisi e, gözlemlenmedi. Fakat Cuma günü 7.21 7, 7 e, seviyesinde işlem e, günü kapatan dolar kuru arkadaşlar. Bankaların alım-satım işlemlerindeki ekranlarda dikkat çeken bir artış yaşandı. İnanılmaz bir artış vardı arkadaşlar burada. Buna göre bazı bankaların sistemlerinde doların satış kuru 7.90 seviyesine açtı, 7.93 seviyesine kadar çıkmış durumdaydı arkadaşlar. Bunları da boş verin. Türk lirası Altcoin gibi oldu ee, yani inanılmaz bir burada bir e, düşüş e, ve yükseliş söz konusu açılışta ise 8.40 seviyesine kadar e, çıkmış durumda. Merkez Bankası konuyla alakalı e, kura müdahale edilmeyeceğini söyledi fakat her türlü kura e, müdahale edilir arkadaşlar çünkü inanılmaz bir e, yükseliş söz konusu kur tarafında. Yani e, Türk halkı burada fakirleşmeye devam ediyor. Yani e, hükümetin almış olduğu e, yanlış kararlardan dolayı devam ediyor arkadaşlar. İnanılmaz bir e, hata var burada. Yani e, tam herkes her şey şeffaf oldu. Merkez Bankası'nın hamleleri gayet düzgün gidiyor derken e, bu şekilde olması hiç iyi olmadı e, dolar kuruna. Onun dışında ya ben bunların Merkez Bankası atamaları hakkında açıkçası Bunların hepsinin önceden ayarlanmış olduğunu e, düşünüyorum. Bunların hepsini önceden ayarlanmış olan şeyler. Sadece günah keçisi kim olacak onu atıyorlar açıkçası. Gelen zaten e, başkanlığa koltuğa oturan e, her kimse hangi gün gideceğini zaten burada biliyor. Yani yeni göreve gelen e, başkandan e, bu, bu da dahi biliyor arkadaşlar. Yeni ge, ge, gelecek ol gel, gelen e, başkanla hangi gün e, gideceğini zaten biliyor. Onun dışında e, yeni gelen başkandan ilk mesajlar e, piyasalara düştü. Para politikası kurulu toplantıların daha önce e, kamuoyuna ila, ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacağını vurguladı. E, yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda e, para politikası araçlarını etkin bir şekilde kulmaya, kullanmaya devam edecektir ifadelerini kullandı arkadaşlar. Onun dışında ee, önce biraz grafik üzerine inceleyelim, inceleyelim. Daha sonra bu Amerika ile Rusya arasındaki e, olayların Türk tarafındaki yani dolar kuru nasıl üzerinde üzerine e, konuşalım. Şimdi e, 848 seviyesine kadar test etti arkadaşlar. Açılışta bu yapay bir yani çok yüksek çıktığı için burada bir e, piyasayı biraz gözleme, gözlemlemek lazım çünkü e, aşağı geri çekilecek geri çekilmeler olacaktır diye düşünüyorum, özellikle. 8.02 yani 8 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlar 7.80 seviyesine kadar kuru geri çekilmeye mecbur bırakacaktır. Merkez bunu arkasından burada illaki bir müdahale gelecektir diye düşünüyorum açıkçası. Kar satışları çok olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle sabah saat 9.30-10 sıralarında kar satışları gelecektir. Yani sekuru 8 tarafına bir şekilde geçecektir. Fakat birkaç gün bu şekilde... E, kurda hareketleri gözlemleyerek alım seviyelerimizi oluşturabiliriz. Yani kesinlikle e, direkt dolar yükseldi artık dolar uçuyor diye alım yapmayın arkadaşlar. Çünkü e, terste kalma potansiyeliniz çok yüksek. Yani e, tekrar buradaki 8 seviyesinin üzerine 8 20'lerden 8 30'lardan kalıp tekrar 7 eee 16'lara 6 86 seviyelerine kadar düşmesi durumunda e, inanılmaz bir şekilde terste kalırsınız. O yüzden e, almak yerine burada beklemek gerekiyor. Özellikle sabahı bekleyelim arkadaşlar. Yani e, piyasaların biraz daha açılmasını saat böyle 10 gibi 11 yani hatta öğleden sonrayı bekleyin arkadaşlar bu e, kur tarafındaki biraz daha sakinliğin e, korunması gerekiyor. Yani e, ilk çok yukarıdan almayın arkadaşlar çünkü çok kuru düşürme potansiyelleri çok yüksek. Onun dışında e, dediğim gibi 8 seviyesinin üzerine kalırsa yukarıda hala 8.48 seviyesine seviyesine Deneme potansiyeli var fakat e, buralara tabi e, ara dirençler koymak gerekiyor. E, fakat birkaç gün buranın e, test edilmesi gerekiyor. Yani burada bir e, direnç oluşturması gerekiyor ki burada direnç atabilesin. Şu an çok dik pozisyonlar olduğu için, dik barlar olduğu için e, direnç atmak buraya çok mantıksız olacaktır. E, o yüzden beklemek en mantıklı olacak arkadaşlar birkaç gün boyunca. E, alım yapmayın kesinlikle burada. Açığa satışlar için 802 seviyesinin aşağısını değerlendirenler çok iyi şekilde e, para kazanım potansiyeline e, sahip olacaktır. Özellikle açığa satış yapanlar, Forex piyasasında e, işlem yapanlar ya da yapmak isteyenler e, zaten bıraktığım linkten üye olaraktan açığa satış işlemlerinizi açabilirsiniz. E, şimdi bir diğer önemli konuya değineceğim arkadaşlar. Son zamanlarda ABD ve e, Rusya arasındaki gerginlik her geçen gün biliyorsunuz daha da alevleniyor. İşte Amerika'nın Rusya tarafına Putin'e katil demesiyle başlamıştı buradaki e, olay. E, ABD tarafının Rusya'ya yaptırımları e, Türkiye tarafını etkileyecek arkadaşlar. Ruslardan aldığımız S400'ler e, zaten ABD istemiyor bunları. Eğer ki ABD Rusya arasında bir anlaşmazlık çıkarsa Türkiye bunların en çok etkilenecek ülkelerden e, birisi olacak. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandı. ABD Savunma Bakanı dedi ki müttefiklerimizi Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz dedi. Yani burada zaten alınmış bir S400 var Türkiye tarafında. Öbür yandan yine ABD büyükelçisi S400 krizinin çözümünün yolunun e, Türkiye'nin S400'lere sahip olmamasından geçiyor açıklamasında e, bulundu. Yani bu saatten sonra e, hükümetin tekrar geri vites yapması prestijini inanılmaz bir şekilde yıkacaktır. E yapmasan baskılar devam edecek bu konu ilerleyen zamanlarda. E, Türkiye'nin gerçekten Başına özellik bela olacaktır arkadaşlar. Ee, onun dışında e, tabi bu tarz gelişmeler yaşanmaya devam ederse dolar kuru desteklenecek. Hani vazgeçmezsek de elin oğlu yaptırım ve kuru üzerinden e, yukarı yönlü hamleler yapacaktır arkadaşlar. E, dediğim gibi grafik üzerinde de inceledik. Yani e, burada 7.50 seviyesine tekrar gelme potansiyeli liraya kadar tekrar gelme potansiyeli e, bulunuyor diğer tarafından. Yani inanılmaz bir şekilde yukarıya doğru çıkmış durumda. Yani burada aslında şuna da bakmak lazım. Bu sadece e, Merkez Bankası'ndaki e, atama kararıyla değişecek bir olay değil. Yani burada e, hafta sonu belki kapalı kapılar arkasından yanan gelişmeler de e, kuru bu şekilde yükseltmiş olabilir. E, o yüzden özellikle alım yapmak isteyenler kesinlikle almasın şu anlar. E, tekrar dolar kurunu geriye çekme potansiyeli olacaktır. E, 8 seviyesinin altına düşmesi durumunda. 7.80-7.66 seviyeler tekrar gelecektir. Burada en mantıklı olan şey 8 seviyesinin üzerinde olmaz olsa bile e, birkaç gün en azından piyasaların gidişatına bakmak daha önemli olacaktır. E, 8 seviyesinin aşağısında da kalıcı kapanışlarda da burada açığa satışlar ön planda olacaktır arkadaşlar. E, onun dışında biraz da ons altına bakalım. Şimdi e, altın tarafına baktığımız zaman ise tekrar bir toparlanmalar e, gözümüze çarpmıştı arkadaşlar. 1750 seviyesinin e, altında hemen e, fiyatlamasına devam ediyor. 1740 seviyesinde 1746 seviyesine kadar bu seviyelerde fiyatlamaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizleri 10 saatinin peşini bir türlü bırakmıyor. 10 yıllıklar her geçen gün değer kazanıyor. E, 1750 seviyesi üstüne kırması durumunda da alıcıların gücü bu sefer daha şiddetli olacaktır. E, 1750 seviyesi üzerine kalıcı hareketler Görebiliriz arkadaşlar. Son zamanlarda dediğim gibi ABD ve Rusya arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar hamleler geliyor. Acaba burada ABD Çin gerginliği yerine ABD Rusya gerginliğine mi bıraktı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama şöyle bir gerçek var ki Biden'ın Rusya'dan hiç haz etmediğini geçen seçimlerden dolayı da zaten Rusya tarafına kafayı takmış durumda bu seçimdeki hilelerden dolayı arkadaşlar. Onun dışında. ABD Savunma Bakanı zaten müttefiklerimizi Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. Dünya genelinde de COVID-19 vaka sayısı 123 milyonu aşmış durumda arkadaşlar. Yani burada bir giderek vaka sayılarında bir artış gözleniyor fakat aşılanma da yüksek tempoda gittiği için. Ee, biraz daha durum iyiye gidiyor arkadaşlar aslında baktığımız zaman. Fakat e, mutant virüsler de işin e, asıl gidişatını belli edecek ilerleyen zamanlarda. Yani ne kadar çok aşılama olursa 10 e, altına aşağı yönlü o kadar çok e, baskılacaktır. E, 1700 üzerinde e, kalıcı olacağını düşünüyorum özellikle arkadaşlar. E, bu ABD tahvilleri e, yüksek bir şekilde artmaya devam ederse e, tekrar 1700 altına sarkacaktır ama şu anki gidişatla e, 1700 üstünde e, hareketlerine devam edip tekrar 1750 seviyesinin üzerinde tekrar 1800 seviyesine doğru e, yol alacağını düşünüyorum. Genel olarak baktığımız zaman düşüş trendi devam ediyor hala. E, hareketli ortalamamızın özellikle burada 50 günlük ve e, 200 günlük hareketli ortalamamız söz konusu arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamamızı geçmesi gerekiyor ilk önce. E, kısa vadeli yükseliş trendine girmesi için. Bu da e, 1750-1800 e, 1800 seviyesinin yani 1764 seviyesine denk gelecektir. Tekabül edecektir üst seviyelerde. E bu seviyenin üzerine kırması 1800 seviyesini zaten getirecektir. E, alım yapmak isteyenler burada 1750 üzerinde kalıcı kapanışlara dikkat etsinler. E, onun dışında 1750 üzerinde kalıcı kapanış gerçekleşirse alımlarınıza devam edip tekrar aşağısına stop loss koyabilirsiniz. E, genel olarak baktığımız zaman ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin e, biraz aşağıya sarkması durumunda 10 saatin yukarı çıkışı desteklenecektir. Fakat e, teknik olarak da e, ekranda gördüğünüz gibi destek direnç olarak da ONS altının genel olarak güçsüzlüğünü korumaya devam ediyor arkadaşlar. O yüzden alım için özellikle büyük desteklerin kırılmasını beklemek e, şart oldu ONS altında. Biraz da gram altına bakalım. Şimdi gram altında 473 seviyesine kadar e, çıkmış durumda. Yani burada da inanılmaz bir yükseliş var. Yani biz 412, 400 Hatta 393 seviyesinin gelmesini beklersek, beklerken 400 seviyesinin aşağısını kırıp birden dolar kurundaki dolar TL paritesinin 848 seviyesine kadar çıkması gram altında 473 seviyesinin çıkmasını bekledi. Şu an 449-450 seviyelerinde işlem görüyor. Burada görüyorsunuz alım yapmak için arkadaşlar dediğim gibi burada da dolarda ne dediysek aynısı yani biraz beklemekte fayda var çünkü. 450'lerden bu seviyelerden alıp aşağıda tekrar 400 seviyelerini görmese inanılmaz bir zararda olmanıza tekabül eder. O yüzden zaman olarak da sizi beklemek yerine burada tekrar biraz beklemek piyasaların yönünü beklemek daha mantıklı olacaktır. Eğer birkaç gün daha burada beklerse arkadaşlar güzel bir direnç çizerse tekrar alın seviyelerini o zaman oluşturacağız. Fakat burada 450 Seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış yapmaya devam ederse yukarıda 460-470 seviyelerine kadar toparlanma potansiyeli var çünkü 10 altın bu aralar biraz daha toparlanacak gibi gözüküyor. Eğer dolar kurundaki yükselişe 10 altına destek verirse gram altın yukarı çıkışını sürdürecektir. Fakat dediğim gibi birkaç birkaç gün burada desteklerin, incelemelerin oluşmasını merkez bankasının piyasalara müdahale etmesine beklemek daha mantıklı olacaktır. Hemen do Gram altın çıktı diye alım yapmak mantıksız olacaktır burada. Ee, biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da 6.04 seviyesine kadar düştüğünü görmüştük. Güzel bir alım noktası burada oluşturmuş durumda. Zaten ne diyorduk 6.05, 6.06 yani bu seviyelerde altı seviyesinin yakın seviyelerde alım noktalarınızı oluşturabileceğiniz ve 6.40 seviyelerinde 6.47 seviyelerinde de ise pozisyondan çıkarak kârınızı Cebinize koyabilirsiniz demiştik. 6.04 seviyesine çok güzel bir düşüşte geri çekildi. Burada alım noktasını inşallah oluşturan oluşturmuştur diye düşünüyorum. Dolar kurundaki inanılmaz yükselişle de 6.70 seviyelerini görmüş durumda. Gümüş hala da o seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyor. 6.50 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalar arkadaşlar şu an bu fiyatlamalar biraz daha yapay. Yani burada biraz daha aşağı düşecektir. Ee, özellikle 6.50 seviyesine kadar tekrar gelecektir gümüş fiyatları. Ee, zaten 6.50 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlarda da ya açığa satış yapmak gerekiyor. Alım için burada da yine erken. 6.50 seviyesi yani tekrar gümüş fiyatları e, aşağı doğru bir şekilde çekilecektir. Belki 6 seviyesine gelmeyecektir ama özellikle e, 6.40 seviyelerini tekrar görme potansiyeli çok yüksek. E, gümüş grafiği arkadaşlar yeni trendimiz için birkaç gün bekleyeceğiz. Acaba hani burada 6 seviyesiyle 6 .40 Seviyesi güzel bir bant oluşturmuşken burada da 650 670 670 seviyesi güzel bir bant oluşturabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. E şu an için gümüşün alımlar çok da ideal değil arkadaşlar. Alım yapmak erken. Biraz daha aşağı geri çekilmesini beklemek daha mantıklı olacaktır. BTC grafiğine bakalım. BTC tarafı arkadaşlar şu an yatay bir şekilde işlemlerine devam ediyor 57 bin dolar seviyesinde yukarıda 60 bin dolar seviyesini görüyorsunuz 60 bin dolarla 55 bin dolar seviyesi e, bandı arasında hareketlerine devam edeceğini zaten söylemiştik. E, hangi yöne doğru kırarsa orada işlem açmak, orada pot, e, pozisyona girmek daha mantıklı olacaktır. Eğer ki 55 bin dolar seviyesinin aşağısına kırma durumunda tekrar 49 bin dolar seviyesine kadar düşme potansiyeli bulunuyor. Eğer ki 60 bin dolar seviyesinin üzerine kırması durumunda yeni rekorlar gelip burada e, 70 bin dolar, 65 bin dolar seviyesine kadar e, çıkması muhtemel arkadaşlar. O yüzden tam burada kanalımızın şu an ortasında olduğu için işlem açmak yerine bir aşağıya kırmasını ya da yukarıya doğru kırmasını beklemek daha mantıklı olacaktır. Genel olarak baktığımız zaman BTC grafiği hala gücünü e, kuruyor ko koruyor. Kurumsal firmalar hala burada alım e, algısı oluşturmaya devam ediyor. O yüzden e, BTC'nin yükselişi devam edecektir arkadaşlar. Belirli bir süre sonra özellikle 60 bin dolar seviyesini kırdıktan sonra e, yüksek bir şekilde yeni rekorlar gelecektir. E, fakat 55 bin dolar seviyesinin aşağısına düşme potansiyeli de e, hala kendini yüksek bir şekilde koruyor, Kar satışlarından dolayı özellikle koruyor. E, piyasaya yeni haberler e, düşmediği için arkadaşlar bu şekilde yatay gitmesi e, normal. Alım için dediğim gibi bu noktalara dikkat ederseniz kazanan e, siz olacaksınız. Analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi tradeler diyorum. Hoşçakalın.